İster işte Amerikan futbolu için. Her ikisinin de... Hatta belki Türkmen basketbol bile bu potaya gelebiliyor değil mi? Basketbol da oraya koyabiliriz. Yani bu iki spor dalında da aslında çılgın bir aidiyet var ve kimlik var. Yani çünkü oradaki cümlelere baktığınızda işte en zor anlarımızda bile bu adamlar sayesinde hayata tutunduk. Evet. Hayata tutunuyorsunuz o takım sayesinde. Ama siz hayata tutunursan o insanların hayatlarında bir şeylerin gittiği gerçeğini değiştirmiyor bu. Yani olayın tabii şöyle bir yönü de var. Olayla olayın bu... ...bilmiyorum bak, bir de işin gayet iyi bildiğiniz gibi daha evvel de konuşmuştuk. İlaç endüstrisi var. Yeah. Yani devasa ilaç endüstrisiyle de ilgili olarak farkındaysanız biz hep şeyleri konuşuruz. Yani pek çok spor dalında daha çok atletizmde, halterde, belli branşlardaki doping olayını konuşuruz. Evet. Kimse mesela basketbolda, futbolda kolay kolay doping meydana gelmiyor mu acaba? Yoksa geliyor da görmezden mi geliniyor? Bizim için bu kısmı da var değil mi? Biz de yani bu kısmı önemli bir kısım çünkü gayet iyi bildiğimiz gibi futbolda da basketbolda da öyle ya da böyle bir takım sporcular özellikle de iş yani şimdi olay artık bir oyundan çıkıp işe dönüştüğünde ki söz konusu Amerikan futbolu dediğiniz alan dünyanın en çok kazanç getiren alanlarından bir tanesi. Hı. Yani şimdi izlediğimiz filmin arka planında bir de böyle bir gerçeklik var. Dünyada kazanan çok kazanan sporcular içerisinde buradaki sporcular var. Dünyada en çok gelir getiren, bizim farkını en çok döndüren yer burası. Yani bizim futbolda bildiğimiz, yeşil sahalarda bildiğimizden daha fazlası orada dönüyor. Orada çok daha büyük paralarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani şimdi aslında hocam bu yaklaşımıyla da bir özgü hak ediyor değil mi? Yani bir cesaret, hani bütün bu sistemi karşısına alarak.